Ya önce tabii çok teşekkür ediyorum. Buradan seyircilerimize de bir merhaba demek istiyorum. Evet, bizler şanslı mıyız, şanslı değil miyiz onu bilemiyorum ama bizim zamanımızda yani oyunculuk çok zordu. Ama şimdi bakıyorum önüne gelen herkes oyuncu olmuş. Evet, kesinlikle. Onu konuşacağız zaten birazdan. Tamam. Öncelikle siz bu sektöre nasıl başladınız? İlk başlayış anınızı anlatır mısınız? Şimdi ben üniversite için gelmiştim. Marmara Üniversitesi İç Mimarlık bölümünde okuyordum. Daha ilk sınıfta. Bir reklamcı, çok ünlü bir reklamcı orada okulda beni gördü. Ve bir reklam filmi teklifinde bulundu. Tabii isimlerini vermeyeyim reklam filminin. Reklam olmasın. Ondan sonra şöyle bir şey vardı. Ben Anadolu'da büyüdüğüm için babam böyle şeylere çok tersti yani, inanılmaz tersti. Dedim ki yok dedim babam çok kızar, olmaz bilmem ne. Sonra tekrar geldi. Yok dedi ben seni oynatacağım dedi. Kesin dedi oynaman lazım. Hem dedi çok iyi para vereceğim dedi. Bir düşündüm. Vallahi iyi para. Öğrencilik zamanlar o zaman zor. Anadolu'dan zaten anneden babadan para geliyor ama kıt kanaat işte okumaya çalışıyorsun sonra. Sonra cazip geldi ya dedim. Herhalde babam oturup da reklam seyredecek değil dedim. Sonra oynadım o reklam filminde. O reklam filmi bana oyunculuğu getirdi. Yani tiyatro yaptım önce. Abdullah Şahin'le Belalı Gelin tiyatrosu. Hemen arkasından yani bu reklam filmini çektiğimde bir sürü film teklifi geldi ama ben hep kurtlar sofrası olarak görüyordum. Aman yok yok oynamam falan diyordum. Sonra tiyatroyu çok seviyordum. İlk tiyatro ile işte Belalı Gelin'le başladım. Onu oynarken önüme öyle bir senaryo konuldu ki şimdi Orhan Oğuz yönetmen. Üçüncü göz mü? Üçüncü Göz filmi, evet. Evet. Üçüncü Göz filmi. 1989. 89'da ilk kadın oyuncu ödülünü de aldım o filmle. İlk filminiz ve ilk kez oynadınız ve bir ödül aldınız, değil Evet, mi? evet. Evet, çok başarılı. Zaten bunu ben dedim, bunu ben kabul etmeliyim çünkü Tarık Akan'ın filmleriyle büyümüşsünüz, bir idol falan. Orhan Oğuz yönetmen, karısı rahmetli Nuray Oğuz, o ikna etmişti beni. Çok sevdiğim bir bayan. Sana dedi ödül aldırtacağım dedi. Bak dedi. Öyle bir oynayacaksın ki dedi ödül alacaksın. Hakikaten dediği de oldu. Ödül aldım o filmle. Ve Ya işte ödül bugünlere almak tabii ki geldik. öyle kolay değil. Demek ki çok güzel bir oyun sergilediniz ve o ödülü hak ettiniz. Evet. Layık bulundunuz yani. Evet Gerçekten o çok çünkü önemli. dağlarda yaşayan bir kadını oynuyordum. Çıplak ayak, çarşaf, yırtık böyle. Ve çırılçıplak bir bebeğim vardı kucağımda. Ve hiç konuşmam yoktu filmde. Yani filmin başından sonuna kadar sadece oyunculukla oynanabilecek bir şeydi. Ve o filmle ödül aldım. Ben zaten inanılmazdı. Yani o ödülü alışım, oraya nasıl çıktım. Rahmetli Kemal Sunal da erkek oyuncu ödülü almıştı. Çok güzel. Yani şimdi Kemal Bey'im ayaklarım titriyor ben çıkamayacağım. Diyor, hiç heyecanlanma çıkacaksın alacaksın diyor. Aldım yani sonuçta ilk ödülü Ne almıştım. kadar güzel bir onur, değil mi? Evet Bir kesinlikle. başlangıç için bir de biraz daha sizi kamçılamıştır. Daha iyi olma, hep iyi olma, değil mi? Tabii yani şimdi ilk filmden ilk ödül alıyorsunuz. Bir taraftan üniversite devam ediyor ama ben dedim ki yok ben oyuncuyum yani bir aşk doğdu bende sinema aşkı doğdu. Ve dedim ki ben bundan kopamam. Yani tamam bu arada hem filmlerde oynamaya başladım, dizilerde bu arada mankenlik yapmaya başladım. Yani hepsi arka arkaya geldi. Okulu da bitirdim. Okulu da bitirdim ama iç mimarlıkla ilgili sadece tanıdıkların, hani kendi evim olsun, sadece onları yaptım. Yani iç mimarlıktan hiç para kazanmadım. Sadece kamu hizmeti yaptım iç mimarlıkla ilgili. Evet. Ama